Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aşık Cin konulu bir hikaye seslendireceğim. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhabalar. Yaşamış olduğum bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle sayfanızı çok yakından takip ediyorum. Başarılarınızın devamını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Cinler ve musallatlarla ilgili çok büyük araştırma içerisinde bulundum. Araştırmamı ve onlarla ilgilenmeyi, başımdan geçen paranormal ve çevremdeki insanların başlarından geçmiş olayların etkisiyle yaptım. Hikaye boyunca ismimi, nerede yaşadığımı ve nereli olduğumu paylaşmayacağım. Hikaye boyunca Fatih ismini kullanacağım ve sizin de bu şekilde kullanmanızı nacizane olarak isteyeceğim. Buyurun başlayalım. İlk önce size biraz eski evimizden bahsetmek istiyorum. Kapıdan içeriye girdiğiniz vakit bir hol, holün önünde Amerikan mutfağı sahip olan, sol tarafında yatak odası, sağ tarafında benim odam, tam karşıda ise oturma odası olan küçük bir eve sahiptik. Her şey 7 yaşımdayken başladı. Çocukken erken yatmayı ve erken kalkmayı adet edinmiştim. Ve yine sıradan bir yaz sabahı erken kalktım. Odamda televizyon olmadığı için holden ilerleyip tam karşıdaki oturma odasına geçtim. Ve tam televizyonu açacaktım ki bulunduğum yere direkt kilitlendim. Ve yatak odasının holünden bulunduğum odaya benim yaşlarımda bir cin geldi. Size biraz onu anlatmak istiyorum. Benim yaşlarımda ve benim boyumdaydı. Gözleri neredeyse hiç görünmez bir haldeydi. Ve çok küçüktü. Yüzü de öyle. Ama çok çirkindi. Üzerinde ise eskiden köylerde büyüklerimizin giydiği eski püskü ve yamalı elbiseler olur ya, o vardı. Ve boydan boya bir elbiseydi. Yanıma geldi, bir şeyler söyledi. Dua edemedim. Gitmesini istedim ama konuşamadım. Onun ise ne dediğini, ne anlatmak istediğini hiç anlayamadım. 7 yaşındaki bir çocuk ne anlayabilir ki? Ve geldiği gibi holden yatak odasına doğru gitti. Ayaklarına baktım. Çalı süpürgeleri gibi ayakları vardı. O yürüyünce dikdörtgen bir şekilde olan ayakları yere sürüne sürüne benden uzaklaştı. Aynı gün aileme durumu anlattım. O zamanlarda annemin gebelik belirtisi vardı ve annem ile ablam çok sevinmişti. Bir evlat ve bir kardeş gelecek diye. Ben onlara gördüğüm korkunç varlığı anlattığım halde onlar çok mutluydu. Onlardan böyle bir mutluluk beklemiyordum. O varlık benim yanıma neden geldi, bana ne anlatmak istedi ve neyden bahsetmeye çalıştı, emin olun o yaşlarımda çok merak ediyordum. Aradan uzun yıllar geçti. İmam Hatip Lisesi'nde 2019 yılında son sınıftayken bir arkadaşımın evinde gece kalmak için evden izin almıştım. Toplam 5 erkektik. Bir arkadaşım gecenin bir saatinde cinler aleminden bahsetti. Biz tabii hemen susturduk onu. Cindi, büyüydü derken konu fal mevzusuna geldi. Ev sahibi arkadaşım kahve getirdi ve içtik. O sırada arkadaşımın biri aranızda fal bakmayı bilen var mı dedi. Tabii güldük. Ne falı, senin aklın iyice uçmuş deyip dalga geçtik. Kendisi dışında sırayla hadi bakın da bir şey deyin dedi. 3 kişi baktı, abuk sabuk şeyler dedi. Büyü var sende, kısmetin kapalı gibi şeyler, tabii gülerek. Arkadaşım hadi Fatih sen de at bir yalan dedi. Elime fincanı aldığım gibi odanın ışığı kapanıp açıldı. Tabii çok korktuk. Ben de 40 yıllık falcı gibi evinizden 3 gün sonra bir cenaze kalkacak dedim. Aradan bir hafta geçtikten sonra abin babanı vuracak dedim. Ben bu cümleleri düşmanıma bile beddua niyetinde okuyamam. Fala bakıp hem de eğlencesine nasıl bunları dedim bilemiyorum. O sıra oda buz kesti. Arkadaşım bana bir tane yumruk attı. Küfür ede ede evden kovdu beni. Daha sonra herkes benimle birlikte evlerine dağıldı. Saat çok geçti. Bu saatte eve dönersek ailemiz bir problem olduğunu anlardı. Biz de elbette bir parka geçip kıvrıldık yattık. Sonra ne mi oldu?
Tüm dediklerim bir bir gerçekleşti. Arkadaşlarım benden fal bakmamı istedi ve evde bakmıyordum. Hiçbir şekilde para da istemiyordum. Günler günleri kovaladı. Kimisine öleceksin dedim, kimisine para geçecek eline dedim. Her şey bir bir çıktı. Bu arada yalnızca yakın arkadaşlarıma bakıyordum. Evdekiler ise asla bilmediler ve halen de yaşadığım çoğu şeyi bilmezler. Bu süreçte yeter ki falımıza bak deyip önüme kredi kartlarını atanlar mı dersiniz, cebime zorla para koyan mı dersiniz ama dediğim gibi yabancılara bakmıyordum. Bir gün 4 tane arkadaşımın falına baktım, eve geldim. İkindi vaktinde o kadar çok yorulmuştum ki odama geçip direkt uyudum. Bir rüya gördüm. 7 yaşımda gördüğüm o cin, elinde fincan ile ''Benim de falıma bakar mısın Fatih?'' diyordu. Sesi çok naif ve titrekti. ''Ben seni araştırdım. Sen cinsin. Ben senin falına bakamam ki.'' dedim. Gülümsedi. ''Evet, bir cinim. Fal bakmanı isteyen bir cin. Ve seni koruyorum.'' O sırada uyandım. O kadar çok terlemiştim ki banyoya girdim, atletimi çıkarıp sıktım. Damla damla ter akıyordu. Kendi kendime ''Bu da neydi böyle?'' dedim. Ben ne yapıyorum böyle diyerek kendime vurdum. Artık fal bakmak yok dedim. Ertesi gün yanıma kim geldiyse tersledim, bakmadım. 1-2 hafta sakin ve güzel bir hayat sürdüm. Yaylaya gittim, nehire girdim. Kendimi kırların üstüne bıraktım. Yayla evinde tektim. Gece oldu ve kapı 3 kere tıklatıldı. Çok korktum. Bu saatte kim geldi dedim içimden. Hırsız olsa kapıyı çalmaz. Komşu olsa bu saatte gelmez. Silahı elime kaptım, bir daha çaldı kapı. Yine 3 kere, yine aynı tonda. Kafayı yiyecek gibiydim, ne olursa olsun dedim, kapıyı bir anda açtım. Ve silahı ileriye doğru doğrulttum. Kimse yoktu. Aklımda ise bir şüphe vardı. Deliriyor muydum yoksa musallata mı uğruyordum? O sıra yerde fark ettim ki bir fincan var. Elime aldım. ''Bu da ne?'' dedim. Karşı ormanlıktan ''Benim de falıma bakar mısın Fatih?'' diye bir ses geldi. Ve bir ağacın altında onu gördüm. Bu bir rüya değildi ve benim yaşıma gelmişti o cin. Benim boyumdaydı ve güzelleşmişti. O sırada fincanı elimden atıp sinir krizi geçirdim. Ve silah ile ormanlığa peş peşe ateş ettim. Oturup ağladım bahçede. Milletin geldiğini görünce de gözyaşımı sildim ve ''Korkmayın, domuz gördüm, ateş ettim.'' deyip herkesi evine gönderdim. Eve geçtim, kapıyı örttüm. İçeride ölüm sessizliği vardı. Lamba açık bir şekilde elimi başımın arasına koydum. ''Sakin ol Fatih.'' dedim. ''Beynin oyun oynuyor seninle.'' Kendimi bu şekilde teselli etmeye çalıştım. Uyuyakalmışım, rüyama geldi o cin. ''Fatih, benim niyetim seni korkutmak ve üzmek değildi.'' dedi. ''Benden ne istiyorsun? Neden benimle uğraşıyorsun?'' dedim. Sustu. ''Ben seninle birlikte büyüdüm. Başına bir şey gelmemesi için seni hep korudum. İstersen seni bir daha rahatsız etmem.'' dedi. Sustum. Ne diyeceğimi bilemedim. Ve yalnızca ağladık. Evet, o da ağladı. Ben de uyandım sabah ezanı ile. Abdest alıp namaz kıldım. Öğle vakti ailemin yanına gittim. Aradan 1-2 gün geçti. Arkadaş ortamında çok samimi olduğum ve kendisini çok sevdiğim bir erkek arkadaşım fal bakmamı istedi. Ben de baktım ve bazı şeyler söyledim. Annem ve babamın yaylada işleri olması hasebiyle onlara ben hallederim deyip tekrardan o gün yaylaya döndüm. Bazı rutin işleri yaptım. Gece vakti bütün bunları düşünürken bir sigara yaktım. Balkonda bir kuşun kanat çırpma sesini duydum. Çok uzaklardan geliyordu bu ses. ''Aman Allah'ım, bu ne?'' dedim kendi kendime. Ve gökten aşağı balkona yanıma geldi o kuş. Hiçbir şey demeden beni aldı kanatlarının arasına ve götürmeye başladı. Kendi kendime ''Öldüm ben'' dedim. Ve ''Demek ki ölüm böyle bir şeymiş'' dedim. Bir mezarlığa getirdi beni ve bir mezarın üstüne indirdi. Bana dedi ki, bu mezar bir falcının mezarıydı. Onu uyardık ama bizi dinlemedi. Sen de bizi dinlemezsen sonun burada,
onun gibi olur dedi. Tekrardan kanatlarının arasına aldı ve beni evimdeki balkona bıraktı. Bunlar bir rüya değildi. Elime baktım, hala sigaram yanıyordu. Hemen fırlattım. O sıra fark ettim ki bütün hayvanlar o kuşu görmek için toplanmıştı. Aralarında sürü halinde domuzlar, tilkiler, kuşlar vardı. Kuşun gitmesiyle onlar da gitti. O kuşu biraz tarif edeyim. Çok büyük ve kanatları çok parlaktı. Gözleri yeşilimsi bir kuştu. Kendi kendime yolun sonuna geldin Fatih dedim. Ertesi gün şehre geri döndüm. Ya deliriyordum ya da bir şeyler oluyordu ama anlam veremiyordum. Hemen bir hüttam hocası buldum, yanına gittim. Her şeyi anlattım. Ve bana bir cin ismi söyledi, o cini tarif etti. Tarif ettiği cin oydu. Dahası ise bana aşık olmasıydı. Ne olacak dedim korkarak. Artık fal yok dedi. Tamam dedim, o sırada senin göz perdeni kaldıracağım ve onu buraya çağırıp anlaşma yapacağız dedi. Başka çaresi olmayan ben anında tamam dedim. Bir iki dua ile göz perdem kalktı ve onu çağırdı. Anında geldi. Hoca anlaşma yapmak istiyor, o hayır diyordu. Hoca sevmeyeceksin diyor, o hayır diyordu. Hoca da onu gönderdi. Oğlum kendi gözlerinle gördün, kulaklarınla duydun dedi. Benim yapacağım bir şey yok artık. Peki o dedim, gerçek silüetiyle mi geldi? Evet dedi. İnanmayacaksınız, insan olarak yolda görseniz bakmaya kıyamazsınız. O kadar güzel ki, saçları sapsarı, gözleri masmavi. Sizin benim gibi ama işin garip yanı o bir cin. Eve tekrar döndüm. Bir süre sonra hoca aradı beni. Çabuk gel dedi. Gittim koşa koşa. Meğer bu cinin abisi her şeyi biliyormuş. Sırf kardeşi ağladı diye de hocanın ailesine musallat olmuş. Hoca her şeyi anlattı ve o kabileyi çağırdı. Bana aşık olan cin de geldi. Ama onun dışında hepsi çok korkunç bir şekilde hocaya bakıyordu. Hoca bana döndü. Sen iki kıza aşık olmuşsun zamanında. İkisinin ölümüne de sana aşık olan bu cin sebep olmuş dedi. O sırada kafamdan kaynar sular döküldü. O cine baktım. Çok mahcup bir şekilde ağlıyordu. O sırada içeriye hocanın hüddamları olan cinler girdi. Ve o cin hariç hepsini paramparça etti. Tam ona vuracaklardı ki bağırdım. Sanki zaman durmuştu. Hüddamlar, o cin hepsi bana baktı. Cin ben hak ettim, beni de öldürün deyip hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Hüddam hocasına döndüm. Çabuk hüddamlarını gönder dedim. Adam nasıl korktuysa gönderdi. O cinin yanına yaklaştım. Neden yaptın bunları dedim. Yerden başını kaldırıp bakamadı bile. Daha sonra seni sevdim dedi. Onunla beraber ağladık. Hoca da ya bu Ademoğlundan uzak dur ya da ölürsün dedi. Oysa beni öldürün dedi. Ben bunları hak ettim. Onu sevdiklerinden aldım dedi. Aman nasıl ağlıyor? Ağlama dedim. Ve ağlamayı kesti. Beni rahatsız etmeni istemesem bunu yapar mısın dedim. Yerden başını kaldırıp tek bir şartla dedi. Nedir dedim. Sana sarılmak istiyorum dedi. O sırada hoca bu çok tehlikeli dedi. Ben de bana bir şey yapacak olsa yapardı dedim. İzin verdim. Sarıldı ve hüngür hüngür ağladı. Daha sonra gidiyorum dedi. Arkasını dönecekken benim ağladığımı görünce hayır yapma bunu deyip gözyaşımı eliyle sildi ve sonra gitti. Pencereden baktım, ağlaya ağlaya gitti. Ben de o sırada bayıldım. Uyandığımda hocanın yanındaydım. Bunlar gerçek miydi yoksa rüya mıydı dedim. Fark ettim ki hoca da ağlamıştı. Gerçekti evlat. Gerçekti dedi. Benim hikayem buraya kadar. Hayatımda bu kadar duygusallaşmamıştım. Şu anda ne yapıyor, nerede bilmiyorum. Ve bu hikayeyi yazarken de ağladım, çokça mola verdim. Asmamın nedeni ise onlarla ilgili hep kötü anılar yaşanılıyor. Ama bilinsin ki onlarla bizim aramızda yalnızca boyut farkı var. Bunun dışında gözyaşlarımız bile aynı.
Hikayemizin sonuna geldik. Bu olay hakkında yorumlarınızı mutlaka yazmanızı istiyorum. Sizlerin de başından geçen bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmındaki mail veya Instagram adresimiz üzerinden gönderebilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın. Ya kafir, oh, ruhuna.